Bu videoda kas gerilme refleksinden bahsedeceğim. Sinir sisteminde çok sayıda refleks görülür. Refleks, bilinç olmadan uyarıcıya verilen bir cevaptır. Her refleksin iki kısmı vardır arkadaşlar. İlk kısma aferent kısım denir. Bu da bir uyarıcı ile ilgili bilgiyi merkezi sinir sistemine getirmeyi içerir. Yani vücudun bir yerinde uyarıcıyı algılayabilen bir reseptör olacak nöronlardan da bu bilgiyi merkezi sinir sistemine getirenler olacak. Refleksin diğer kısmına eferent kısım diyoruz. İlk kısma aferent kısım diyorduk, ikinci kısma eferent kısım diyoruz. Burada da çevrede bir yerde tepki oluşturacak şekilde merkezi sinir sisteminden bilgi taşımaktan bahsediyoruz. Bir tür nöron bu bilgiyi merkezi sinir sisteminden alıp çevreye taşıyacak. Orada bir tür tepki oluşacak. Şimdi birazdan açıklayacağım. Kas gerilme refleksi gibi bazı refleksler aynı kısımda gerçekleşir. Yani refleksin aferent kısmı vücudun bir bölgesinden bilgi getirir. Eferent kısımda bir tepki doğması için vücudun o aynı kısmına bilgi iletir. Özellikle beyin sapında olan diğer refleksler bir kısımda görülen aferent dal ve iki tarafta da e, görülen, iki tarafa da ulaşan eferent tepkilere sahiptir. Yani bilginin reflekslerde nasıl iletildiği konusunda reflekse bağlı olarak çeşitlilik vardır. Hem çok yaygın olması hem de tıbbi açıdan kullanılabilir olması açısından faydalı bir refleks örneği kas gerilme refleksidir. Şimdi şu resimde, Koldaki iskelet kasını görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu kas aniden gerilirse kas gerilme refleksi gerilmeden hemen sonra bu kasın kasılmasına sebep olur. Bunun sebebi kasın hızlıca gerilmesinden dolayı bir yaralanmaya sebep olmasıdır. Şimdi dizin olduğu yerdeki kastan bahsedelim. Bu olaya diz kapağı refleksi deniyor. Çoğumuz bunu biliyoruz genelde çünkü muayeneye gittiğimizde mesela doktora sandalyeye oturtur otur, doktor sizi ve bu muayeneyi e, uygular. E, dolayısıyla bu örneği kendiniz yaşamasanız da filmlerde falan bile çok e, defa görmüşsünüzdür. İşte buradaki kişiye şimdi sağdan bakıyoruz. İşte gövde ve bacak bölümü. Doktor küçük plastik bir çekiç alır ve diz kapağının hemen aşağısına vurur. Diz kapağınıza vurulduğunda bacağınız havaya kalkar ve bunu siz söylemeden yapar. Yani diz kapağınızın aşağısından vurulan plastik çekiç uyarıcısına karşı bacağınız istemsiz bir biçimde havaya kalkar. Peki bu neden olur? Doktorun vurduğu yer aslında diz kapağında değil, diz kapağının altındaki tendondadır. Turuncu ile çiziyorum burayı. Bu tendon bacağınızın aşağı kısmındaki kemiklere bağlanır. Tendonun diğer tarafından disk kapağına bağlı olan kalçanın ön kısmındaki büyük bir kas grubudur. Doktor bu tendona vurduğunda bu büyük kas grubu gerilir. Çünkü çok kısa bir süreliğine plastik çekiç tendonu büker, disk kapağını sıkıştırır. Daha sonra şu kas sıkışır ve gerilir. Çok ileriye kadar gerilmez ama hızlıca gerilir. İskelet kasında kas gerilmesini algılayabilen kaslar bulunur reseptörlerden biri anlamında şuraya büyük R yazıyorum. Bu reseptörler vücuttaki iskelet kasları boyunca çok sayıda dağılmışlardır. Bu reseptörlere kas ECG denir. Burada bir kas ECG'sini görüyorsunuz. İşte burada bir iskelet kası var. Küçük reseptörü burada büyütmüşler. Fazla detaya inmeyeceğiz ama kas ECG içindeki özel lifler kas kalınlığında kasılır bu özel liflere sarılı nöron aksonları bu lif kasılmalarını algılar ve bu bilgiyi tekrar merkezi sinir sistemine gönderir. Kas iyiciğinden çıkan bu aksonlar çevresel sinir sisteminin nöronlarından geçerek ya omuriliğe ya beyin sapına gider. Bunlar soma ve gangliyaları omurilik veya beyin sapına yakın olan somatosensöryel nöronlardır. Bu nöronlar bilgiyi merkezi sinir sistemine taşıdığı için aferent nöron olarak adlandırılır ve kas gerilme refleksinin aferent kısmını oluştururlar. Evet hemen yazalım. Kas gerilme refleksi için şurada omuriliğin içindeki nöronlar gibi merkezi sinir sistemi içindeki aferent veya somatosensöryel nöronlar uyarıcıyla ilgili bilgiyi taşır ve uyarıcı sinaps oluştururlar. Soması merkezi sinir sisteminde bulunan bir nöronla uyarıcı sinapsı çiziyorum sinaps için şuraya bir artı çiziyorum. Bu nöron, çevresel sinir sistemi nöronları aracılığıyla kasılmış olan aynı kasa bir akson gönderecek. Böylelikle aynı kastaki kas hücreleri uyarılmış olacak. Yani bir tepki oluşacak. İskelet kas hücrelerini kontrol eden nöronlar alt motor nöronlarıdır. Alt motor nöronları. Kas kasılma refleksinde alt motor nöronları, kasılan kasın tepkisine sebep olan eferent kısmı oluşturur. Motor birimden bahsettiğimiz videoda alt motor nöronlarda görülen anormalliklerin işaretlerinden bahsetmiştik. Aynı zamanda hiporefleksi yani kas gerilme reflekslerinde azalmadan bahsetmiştik. Neden böyle olacağını anlayabilirsiniz. Alt motor nöronu kasla iletişim kuramazsa eğer kas kasılma uyarıcısına cevap olarak kasılmasını söyleyemez. Yani iletişim olmazsa aralarında mesajını iletemez değil mi arkadaşlar? Aslında basit. Aynı zamanda kas kasılması ile ilgili bilgileri alt motor nöronlara ileten somatosensöryel nöronlarda bir sorun olduğunda da kas gerilme refleksinin azaldığını yine görebiliriz. Yani alt motor nöronları veya somatosensöryel nöronlarda bir sorun olduğunda kas gerilme refleksi azalabilir. Aslında bu durum tüm refleksler için geçerli. Refleksin merkezi sinir sistemine uyarıcıyla ilgili bilgiyi gönderen aferent kısmında veya dış tepkiyle ilgili bilgiyi taşıyan eferent kısmında sorun olursa eğer, bir refleksin azalmasına veya kaybolmasına sebep olabilir bu durum. Çünkü refleks oluşabilmesi için iki tarafında çalışması gerekir arkadaşlar. Aferent kısmında, eferent kısmında. Reflekslerle ilgili önemli bir şey, burada olan şeylerin nasıl olduğunu anlamaktır. Mesela omurilikte. Veya beyin sapı refleksinden bahsediyorsak beyin sapında da olabilir. Sinir sisteminin yukarıdaki kısımları mesela biliş, duygu ve bilinç gibi sinir sisteminin yukarıda bulunan özelliklerinin görüldüğü beyinde bu tip bir refleksin oluşması için az önce saydığım unsurların bulunması gerekmez. Reflekslerin bilinç içermeye gerek olmayan uyarıcılara tepki olduğunu söylememizin sebebi de budur. Çünkü bağlantılar merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminin alt taraflarında olur. Sinir sisteminin beyne kadar çıkan üst kısımlarının işin içinde olmasına gerek yoktur. Kas gerinme refleksi için ihtiyacımız olan her şey bu kadar. Gerekli olmayan ama bir şeyler katan başka bir parça daha var. Çünkü bu kas gerilmeye cevap olarak kasılırken karşı tarafta bulunan kas yani bu örnekte kalçanın arka kısmında bulunan ve kasıldığında dizi büken kas gevşiyor. Kalçanın ön kısmındaki kas kasılırken arka kısmındaki gevşiyor. Bu nasıl oluyor peki? Alt motor nöronu kasılan kası uyaran aynı semotosensöriyel nöron aynı zamanda başka nöronlara akson terminalleri gönderiyor. Bu nöronları uyaracağı için artı çiziyorum. Bu nöronlar aslında durdurucu nöron. O yüzden durdurucu bir sinaps oluşturacaklar. Durdurucu olduklarını göstermek için eksi çiziyorum. Alt motor nöronların karşı taraftaki kaslara gitmesini önlüyorlar. Yani bu alt motor nöronlar normalde kalçanın arka kısmındaki kasları uyarır, böylelikle diz bükülür. Fakat bu nöron onları engellediği için bu alt motor nöronları kalçanın arka kısmındaki kası uyarmaz. Yani bu durumda ne olur? Kas gevşer. Evet, bu süreç refleksin oluşması için gerekli değil. Refleksin oluşması için aferent ve eferent kısımlar gereklidir. Fakat bu kas kasıldığında kalçanın arka kısmında gevşemiş kasa karşı savaşmadığı için tepki artar. Yani bacak düzleşir ve havaya doğru kalkar. Sinir sistemindeki çok sayıda refleks de bu türden bir düzenekle benzerlikler gösterir. Bu durumu sinir sisteminin seçebildiği tepkiler arasındaki bir denge olarak da düşünebilirsiniz. Refleks de genelde bu durumda bir yönün lehine sonucu belirler.